Selamünaleyküm arkadaşlar. Yine geldik besilerimizin yanına. Elektrik yoktu önceki geldiğimizde. Şimdi elektrik de var, ilacımız da var, bandajımız da var. Hayvanların son bir bakımını yapacağız. Ondan sonra işlemleri bitiyor. Bu arada bu videonun öncekilerin hepsini birlikte bir oynatma listesi olarak yapacağım. Daha önce izlemediyseniz eğer onları da izleyebilirsiniz. Yaklaşık 12 tane topal besi hayvanımız vardı. Bunların ayağını tedavi ettik. Hem katranla daha sonra da kendi kullandığımız pusula veterinerliğin bir jeli vardı. Onu kullandık. Hayvanların iyileşme sürecini 3-4 bölüm halinde burada kanalımda paylaştık. Eğer bu videoya tek denk geldiyseniz önceki videoları da izlemenizi tavsiye ederim. Şimdi hayvanlara geçelim. Hayvanlarımızın keyfi yerinde. Şu elemanı bekliyorum. Eleman gelsin. Hemen yerine götüreceğiz. Makineye alacağız. Ayaklarını kontrol edeceğiz. Bayağı güzel duruyor. Umduğumdan iyi çıktı hayvanlar yine. Şunları oraya götüreyim. Ondan sonra bakalım ne var. Abla bir tanesi nerede? Biri kesilmişti. İlk aldığımız patika kesilmiş. Siyahta biraz topladık gözümü de şu grize. Bozuldu. Hadi. Şu sesle insan yormaya odaklanmış hala ya. Bak şimdi dışarı çıkmaz gider diğer tarafa dolanmış. Gitme oraya, gitme orada bir şey yok. Dur. Dur. Yürü lan. Hadi hadi. Geç şöyle içeri, geç şöyle içeri hadi. Hadi. Sen koştur buradan git kapıya. Ayarla. Geç ayarlamışsındır. Ha, ha, ha. Sen demeye geldiğin zaman biraz daha böyle korkuyor bak ya hayvanlar. Ayaklarında problem var ha. Gidip ayaklarına bakacağız. Eyvallah Hakan. Aleyküm selam ya. Savaş çıktı sanki. Nefes nefese kaldım. Normalde zahmetsizce giden arkadaşlar bu sefer buraya kaçmayı da tercih ettiler. Buraya kaçmayı da tercih ettiler. Oraya gittik, buraya gittik. Bu sefer de geri döndüler. İyileşince rahat durmuyorlar. Şişt, hadi hadi. Hadi lan. Hasta oldukları zaman böyle getiriyoruz. Kendi kendilerine gidip oraya giriyorlardı. Hadi bakalım şimdi nereye gideceğiz? Hava da bugün bayağı sıcak. Ya bak çocuk git ha. Sinirlendirme beni. Kapat. Hadi bakalım. Şimdi şu jelin fiyatını soran arkadaşlar oldu bayağı bir. İsteyen de oldu. Gönderdiğim arkadaşlar da oldu. Bunun fiyatı 600 lira. Artı kargo ücreti alıyorum. Normalde firmadan alırsanız onlar da gönderebilir ama firma fatura falan kesmek zorunda olduğu için işte TC'dir, şudur budur, adres bilgisidir. Fatura kesmek için bilgiler istiyor. Ben direkt toplu olarak aldığım için sırf yardımcı olsun diye. Benim bunda bir kazancım falan yok. Yardımcı olmak için toplu olarak aldım. İsteyenlere gönderiyorum. 5-6 arkadaşa gönderdik. 2-3 tane arkadaş fiyatını duyunca vazgeçti. Şu ilacın zaten piyasadaki muadilleri 1000 liradan aşağı değil. Ki o muadiller hep yurt dışından gelme. Şu anda 1000-1500 bandında fiyatları. Bunun içinde 600 milim var yanılmıyorsam. Ya 500 ya 600 milim. O diğer bahsettiğimiz ürünlerde, diğer jellerde yaklaşık
200-300 gram civarı, 1000 liranın üzerinde bir fiyatı var. Şapla ilgili soru soran arkadaşlar var. Besilerin ayağında şapa bağlı olarak yara var diye. Şapla ilgili, daha doğrusu ayağında şap olan birkaç tane besi de denedik. Olumlu sonuç aldık. Yani şapa da iyi geliyor. Şapın vurduğu ayaklara da iyi geliyordu. Bu almayan arkadaşlar zaten şap olduğu için almak istiyorlardı. Şu anda Türkiye içerisinde bayağı bir şap hastalığı devam ediyor. Yani bitmiş durumda değil. Hele ki şu anda kurban pazarları kuruldu. Ortalık daha berbat durumda. Ya her neyse, şunun fiyatını 600 lira fazla sanıp almayan arkadaşlar geçmiş olsun diyorum. Başka bir şey demiyorum. Ben iyiliğiniz için uğraşıyorum burada. Ama bazı şeylerin farkında değilsiniz. Ha, belki elinizde olan imkanlar falan yoktur. Bilemem o kadarını. Ha, durumunuzu belirtirseniz ben ücretsiz olarak da gönderirim. Hiç sıkıntı yok. Hatta durumu olmayıp abi sen gönder 2-3 gün sonra, kurbandan sonra gönderelim diyen arkadaşlara dahi gönderdim. Sırf işleri görürsün, hayvanlar iyileşsin diye. Yani onu da söylemek istedim. İsteyen olursa Instagram'dan benimle iletişim kurabilirler. Oradan gönderimi bir şekilde sağlarız. Durum bu. Zaten dediğim gibi bununla ilgili bir tereddütünüz varsa, bu hayvanlar da hemen hemen şapla ilgili lezyonları şapa benziyordu. Şap gibi değildi ama ona benziyordu ve bunlarda da iyileşmeyi zaten kendimiz görüyoruz burada. Hem paylaşım yapıyorum hem hep birlikte görüyoruz. Durum bundan ibaret. Her neyse, biz işimize geçelim. Keyfi isteyen alır, istemeyen almaz. Benim cebime bir şey girip çıkmıyor. Allah'a emanet. O kısım. Abdo, yine döndün dolaştın, en manyağını getirdin. Sen bizim hayvanı gel. Kapıyı da açmadın. Kapat o kapıyı. Kapat o kapıyı. Kapat 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 kapat. Kapat kapat. Bu arada son bir not düşeyim. Vallahi tekmeyi yiyordun ha. 2 dakika bir şey konuşacaktık. Mahvettin ha. Bu arada kanalın ismini değiştirmeyi düşünüyorum. Kanalın topluluk kısmı var. YouTube kanalının ana sayfasına gittiğiniz zaman topluluk sekmesi var. Orada bir anket başlattım. Kanalın isminin değişmesini istiyorsanız oradan hem yorum hem de oylama yapabilirsiniz. Bunun da bilgisini vereyim. Bu videodan 24 saat sonra kanalın isminin değişip değişmeyeceği de belli olacak. Gel. Gel hadi gel. Yollayacağız gibi bugün. Getir onu getir. Burada doğru düzgün bir şey de yapamadık. Hayvanların takibini de yapamadık kayıt esnasında. Yani video kaydı yaparken. Zaten bunların artık bu son işi. Burası bittikten sonra kendi işletmemize geçeceğiz. Onlar da yarın geliyor. Eğer bir aksilik olmazsa. 2-3 defa ertelenme oldu ama bu sefer yarın kesin dediler. Yarın Brangus'lar gelecek. Gidip onları alacağız. Onların bu tırnak bakımı videosu falan olursa hepsine farklı farklı isim veya numara vereceğiz. Takibi rahat olsun diye. Şimdi bundan önceki videoyu izleyen arkadaşlar görmüştür. Örnek vereyim, bu hayvan bu son tırnak bakımıyla öncekini böyle yan yana koyup paylaşmıştım. Rahat bir şekilde karşılaştırma olsun diye. Şimdi bundan mümkün mertebe yapamam çünkü geçmişe yönelik videoların hepsini silmek zorunda kalıyorum. Karışık olduğu için. Yani siz şu anda burada bir tek parça halinde izliyorsunuz ama ben bunu 70-80 parçalık bir kesim çekim yaparak birleştirip çıkarıyorum ortaya. Onlar da böyle bir kalabalık, bir çöp gibi bir şey oluşturuyor. Problem yaratıyor. Ama hayvanın üzerine küpe taksam en azından kayıt esnasında da, daha doğrusu montaj esnasında da, bu işte 25 numaralı hayvanın birinci bakımı gibisinden bir dosya oluşturup onları bir sıraya falan koyabilirim. Öyle düşünüyorum ama biraz üşengeç bir insan olduğum için pek yapacağımı da sanmıyorum da.
Bakalım artık kader kısmet diyelim. Hop 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 hop. Şöyle hayvanı göstereyim. Önceki versiyonunu görmek istiyorsanız diğer videoları izlersiniz artık. Ben yanına koyamam şu an. Ha, bu zaten o kapak fotoğrafı yaptığım hayvan. Şu bayağı büyük yarası vardı ya. Ha, bununkini bak yanına koyarım. Ha, hemen şurada. Tamam mı? Önceki hali. Bak gördüğünüz gibi şuraların hepsi kapanmış. Şuradaki altta büyük bir zaten açıklık vardı şu üstteki gibi. Alttakinin hepsi kapanmış. Üstte biraz kalmış. Onu da şimdi bu ilaçlamayla birlikte muhtemelen o da kapanacaktır. Şu gördüğünüz yeni çıkan tırnak dokusu. Yani bayağı bir düzelme var hayvanın. Tırnağa direkt atmıştı. Hayvan direkt tırnağa düşmüştü neredeyse. Gördüğünüz gibi yeniden bir tırnak oluşumu başlamış o ilaçta. Katran yaptığımızda pek bir yararını görmemiştik bu tırnak atma mevzusunda. Hatta gerekirse bu hayvanın sadece buna özel olarak 3 part halinde farklı bir videoda çıkarabilirsem çıkarırım. Tabi geçmiş videolar bulursam. Tamam, buna bir şey yapmayacağız. Sadece ufaktan bir yıkayacağım, ilaçlayacağım, hemen kapatacağım. Bu kadar. Birinci hastamızın işlemi tamam. Gönderiyoruz. İlacı nasıl kullanacağız diye sormayın. Önceki videolarda gösterdim. Yine bunda da şimdi bir tane hayvana denk gelirsem nasıl kullanacağımıza dair onu da bir daha gösteririm. Her videoda zaten var da yine bir daha gösteririz. Oğlum bir sakin ol. Senin bana dua etmen lazım. Boynuzunla vurman değil. Tamam mı? Hadi git. Git. Git artık özgür. Özgürsün. Cümleyi kuramam. Git git. Ha aferin. Takoz olsa aslında mesela buna takoz atabilseydik çok daha hızlı bir iyileşme görebilirdik. Ama maalesef elimizde takozumuz yok. Şimdi niye takoz yok falan mevzusuna hiç girmeyin. Sen en son. Sen bu işin abonesisin. Onun için sen en son. Bak hareketlere bak. Abla bunu da almayalım. Bununki de iyileşmiş. Bu ikisini hiç almayacağım. Zaten bitmiş sorunu. Toparlamıyor. Bu da bunun da sol arkaydı. Bu da toparlamayı bırakmış. Bir sakin ol ya. Bir sakin ol ya. Bence buna da gerek yok. Şöyle bir bakayım. Bak şu yaptığımız ayak çok güzel basıyor. Herhangi bir yara da görmüyorum. Onun için buna hiç almayacağım. Boşuna zaman kaybı yapmayalım. Tamam ya bırak. Ne yapacaksın onu? Bakacağım. Niye? Şimdi düğümden bakacak ya. Neyi? Ya takip bakacak ya. Allah Allah nasıl bir fantezi yaşıyor yani. Açsan ne açmasan ne. Gel. Gel öne gel. Tamam getir. Çık bakalım. Buna da hiç bakmayacağız. Gördüğünüz gibi zaten hayvan iyileşmiş durumda. Boşuna bir daha bakıp strese sokmaya gerek yok. Getir. Bence o büyük siyaha da hiç gerek yok da. Topal olanlara bakalım mümkün mertebe. O iki tane beleşten aradan sıyırdık. Hadi gençler hadi. Hadi. Ha bu bunu hatırlar mısınız bilmiyorum. Dur 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 dur. Dur, dur. Dur yine konuşmaya devam. Hayvan. Hatırlarsan sağ ön ayağı bundan bayağı bir kurtuluk çıkmıştı. Bunu da yine eski şeylerine gösteririm size. Orada önünde kanama var onu görebiliyorum. Bunun iyileşme varsa bandajı almadan sadece ilaçlayıp bırakacağım. Biraz daha açık kalması lazım. Biz de haftada bir gelebildiğimiz için bandaj çok uzun süre kalması. Abla ne yapıyorsun? Kaldıracağım ya burada ya. Tamam gerek yok normalde de. Sen kaldır canı sağ ol. Tamam abi tamam niye kızıyorsun? Tamam bu en son aldığımız manyaklardan biri vardı ya Allah. Bunun da ayağına bakmayacağız. Bununki de tamamen iyileşmiş sayılır.
çok hafif bir basamamazlık yapıyor gibi ama o da böyle şey gibi. Kolu falan kırılıp da sonradan kullanmayı bilmeyen insanlar olur ya. O tarz bir şey düşünün yani. Normalde iyileşmiş ama daha ayağını kullanmayı bilmiyor. Ya oğlum git! Bir konuşturtmadınız ya! O yürü! Bir de dönüyor geliyor geri. Ya gitsene şuraya. Allah'ım ya. Yürü git. Çağırırız gelmezsin. Çağırmayız gelirsin. Oh. La çık dışarı çık. Çık artık git. Çık hadi çık. Allah'ım ya. Yürü. Yok bir şey yok ya. Tamamen iyileşmiş. Getir bakayım. Saat şu anda 3. Normalde ben sabahları geliyordum. Bugün milyon tane iş yaptık. Bunun da bir şeyi yok gibi de bunu... Bu da iyi gibi duruyor da. Gitti zaten. Tamam ya, buna da gerek yok. Çok hafif sol ayağında hafif bir toparlama var da gerek yok. Bir hafta sonra gelirim. Eğer tekrarlamam varsa bir tur daha bakımı alırız. Bunun sağ arkaya bakalım. Ama onu en son getir. O durmaz. Bu da tamamen iyileşmiş. Bunun her iki ayağıydı. Ha, bunu hiç kaldırmamayı da düşünüyorum da. Neyse. Siz görün diye kaldıracağım. Şu an yani şu anki çektiğim eziyet tamamen sizin görebilmeniz için ha. Bana... Bak. Ya ben normal şartta şu anda böyle alırdım. Hemen bacağındaki o ipi çözerdim. Bırakırdım hayvanlara. Maksat siz tabanlarını görün, durumunu görün diye. Bu eziyete giriyorum. Bir o eksikti. Önceki su sistemimiz bayağı büyüktü. Şimdi arkadaştan su istedim. Bana getirdiği su bu. Ben böyle max açılmış durumu bu. Yani sonuna kadar açmışım bu suyu. Bu mu? Bununla mı iş göreceğiz? Böyle. Allah'ım ya. Tut bakayım. Tazikli olsa direkt püskürteceğiz, bitecek mevzu. Tut. Bak. Tut şu tarafa da. Tamam bırak. Tamam bırak. Şunu koparalım. Tamam bırak, çekil. Bıçağı ver. Bak, şurada yara vardı. Şu anda iyileşmiş. Şu üzerindeki tırnak dokusu. Şurada da vardı. Buranın çoğu kapanmış. Şöyle ufak tefek birkaç yerde açık yara kalmış. Bandajı almayacağım dediğim gibi. Sadece nedir onun ismi? Tamam, şu fazlalığı aldım. Sadece ilaçlayacağız, bırakacağız. Başka bir şeye gerek yok. Dök bakayım ilacı. Ya oğlum bir dur la. Dök. Yani normalde tamamen iyileşmiş durumda. Buna bile gerek yok da biz yine de biraz daha hayvana destek olsun diye. Sık. Abi de oynuyorsun resmen, bırak. Dur oğlum ya. Ha, bir sakin ol. Tamam bırak. Tamam, indir. Diğerine kaldır, diğerine hemen bakalım. Elime de yararı var ha. Diğer ayağına da bakalım. Ya hayvan, ne eziyet yaptın bize be. Şuraya bak. Her yeri ishal yaptın. Kaldır. Tamam, tut. Tut şunu. Şu tarz normal ishalleri de bir problem yapmayın. Yani hayvan tedavi gördükten veya işte ufak tefek, siz şu an hava sıcak bile şu ishale sebebiyet verebilir. Devamlı varsa sıkıntı ama ara sıra bir haftada bir gün tek böyle olduysa bir problem değil bu. Bunun için telaşa girmeye gerek yok anlayacağım. Dur. Ya bir dur bak.
Hep koparken böyle yapmıyordunuz ha. Nankörlük yapıyorsunuz şu anda. Temizleyelim. Dur oğlum dur bir şeyin yok la, bitti la. Bak şunlar hep yeni çıkmış tırnak dokuları. Getir, muhtemelen bunu tırnağın arasına al. Bunlar hep yeni dokular. Yani bir nevi o insan evi ya da olur, siyah bir şey olur ya. Ne derler ona işte. Ondan olur ya, o tarz. Gel getir, yaklaştır. Kamerayı bana ver. Bunun yanılmıyorsam bu orta kısımda sıkıntı vardı. Gördüğünüz gibi tamamen iyileşmiş. Tırnağın ortasında dahi yara sıfır. Yani hiç yok. Şurada da no, büyük ihtimal var. Çünkü o dediğim gibi kuru yara izi var ya, o bulunuyor. Tamamen düzelmiş. Hiçbir şekilde hastalık belirtisi yok şu anda ayağında. Her şeyi getireceğim. Dur. Ben bunu şimdi başka bir tane daha video çekeceğim, onun için jelatini sürmeyeceğim. Bu arkadaşın soldaki iki ayağında problem vardı. İkisi de iyileşmiş. Normalde sadece açıp göndermemiz yeterli ama yine de kaldırıp ayağını kontrol edeceğiz. Yine ilaç süreceğiz. Bu bayağı da zayıflamıştı. Arada bayağı da bir kilosu gelmiş yerine. Bak şu bahsettiğim o yara kabuğu, tamam mı? Normalde katran sürdüğümüz videoyu izlediyseniz şu yara kabuğu oluşmuyordu. Ama bu Hofjel üzerinde bir yara tabakası, yani bir kabuk oluşturuyor. Ve altta gördüğünüz gibi tertemiz, sapasağlam yeni bir doku oluşmuş. Şu eskiden yarayken şu anda normal bir doku haline gelmiş. Tamamen düzelmiş. Şu anda bu hayvanın hiçbir yerinde yaraya dair hiçbir şey kalmamış. Şu önünde bile hatta ufak bir kesiği varmış. O bile tamamen iyileşmiş. Tamamdır. İndir bu ayağı. Buna hiç tekrar bir sürmemize de gerek yok da. Ver yine sürelim ya. Maksat sertleştirsin biraz. Hazır elimiz değmişken burasın geriye. Tamam yeter bu kadar. Maksat o dokuyu biraz daha sertleştirsin. Sen kaldır onu ayağını. Hemen kaldır, bir açacağım bırakacağım size. Başka bir şey yapmamıza gerek yok. Bıçağımız nerede? Bıçağımızı nereye koyduk? Bıçak nereye gitti? Burada. Dur. Öyle tut yeter. Tut. Kaçırdın. Şu da bana atar şimdi, derkine sarmalı. Dur oğlum. Kamera da gitti. Kırılmadı GoPro'nun. Tamam. Bak bunda da yara tamamen iyileşmiş. Çok hafif, yüzeysel bu. Bunun hiçbir önemi yok. Yine ufak bir ilaç yapacağız, bırakacağız. Hafif ilacı süreceğiz, bırakacağız. Tamam, tut abla, kaldır ilaçla bırakalım. Hiç bandaj sarmamıza gerek yok. Tamamen iyileşmiş durumda. Sol arka iki ayağı topal olan hayvanımız. Getir.
Kaldı 4 tane. Bunun büyük ihtimal bilenli abi bir burkulma da var. Çünkü bayağı yamuk yürüyor. Yani şu an toparlığı geçmişse de o bileğinin yamukluğundan dolayı bu şekilde yürüyor olabilir. Ben gidersem geri gelecek. Kapıyı kapat en azından. Dur oğlum. Çıkar kafanı. Tamam. Bu kadar. Kaldır bakayım. Kavga ediyorlar. Tut. Dur oğlum dur. Herkes düzeldi, sen niye yamuk yamuk vuruyorsun? Babana da söyle, yemek borcu vardı. Bunlar düzelmez diyordu. Tamam, yemeğine iddiaya girdik babana. Hatırladın? Sen öyle de değil han diyor, borcunu hazırlasın. Bunlar düzelmez, zayıflar diyordu. Ölür diyordu. Cehaleti anlarım. Ama cehalette inat etmeyi hiç anlamam. Yani adam bakıyor diyor, bunlar iyileşmez, düzelmez, imkanı yok. Birisi gelir ilacı inkar eder. Birisi gelir bandajı öyle yapılmaz der. Lan oğlum, ben kanıtıyla birlikte size burada sunuyorum zaten. Bak, kanıtıyla birlikte nasıl iyileştiğini gün gün şeyle birlikte paylaşıyorum. Her şeyle, bütün açıklığıyla paylaşıyorum. Hala inkar edebiliyor. Yani bu düzeyde bir cehaleti ben anlam veremiyorum. Dur lan. Dur zaten. İnsanlar. Yemin ediyorum şu hayvanla uğraşmak 100 tane hayvanla uğraşmak bir tane insanla uğraşmaktan daha kolay. Yani hayvan olsun, başka bir şey olmasın. İnsanla uğraşmak daha zor. Bak. Dur la. Bir dur la, bitti la. Bunu tekrar bandajlayacağım bu arada. Bak, bunu sadece sağda ve solda, soldaki hatta hemen hemen bitmiş durumda. Sağda ufak bir yarası kalmış. Ortadaki tamamen iyileşmiş. Ortadaki çizik tamamen kapanmış. Sadece şu sağ köşede ufacık bir yarası kalmış. Şimdi onu da son bir bandaj yapıp bırakacağız. Başka bir şeye gerek yok ama. Al sen kamerayı tut. Getireceğim. Hayvan, bir dur Allah'ını seversen. Dök. Dök 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 dök. Dök 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 dök. Tamam. Bu kadar. Şişe 600 lira. Şuraya döktüğümüz şu an 2 lira bile değil. Şu bandaj 25-30 lira. Tamamdır, bu kadar be. İki tur bandaj çektik, yeterli bunun için. Ne çok sıkı ne çok gevşek. Tamam, bırak gitsin. Nerede? Bilmiyorum ki. Ben nereye koydum? Tut. Tut bakalım. Dur oğlum, bir sakin ol ya. Dur ya. Tut. Dur. Buna bandaj kalmamış. Hem kırmızı hem yeşil bandaj çektik. Bir dursana. Bir dur ya. Dur, kaldırma Abdo. Daneye ayrı dur diyorum, sana ayrı dur diyorum. Yaklaş diye ya. Bak, tırnak arası yaraydı. Bir de şu üstte biraz yara vardı. Hepsi tamamen iyileşmiş. Hiçbir şeye kalmamış. Dök ortaya. Üstten ortaya ha. Tamam, bırak. Tamam.
O kendi yürüdükçe şey olur. Savaştan mı çıkıyor? Yeter. Tamam öyle tut, tamam öyle tut. Arkadaş daha görmeden iyileşmediği kanaatine varmış. Şöyle tut sana Ahmet kamerayı. Tamam oğlum, tamam tamam, sakin. Sakin ol, tamam tamam, sakin ol. Sakin ol. Vallahi açacağım, bırakacağım. Rahatlatacağım seni. Evet. Bir şey yapmıyorum ki. Ayağını bayağı temiz tutmuşsun vallahi. Pamuk bile ıslanmamış. Helal olsun sana. Senin normalde bununla tamamen iyileşmen lazım. Ama sana bir tur daha gerekiyor gibi duruyor. Dur oğlum dur. Bitti. Bitti, sakin ol, bitti. Bitti. Ha bak gel. Hani iyileşmemiş de. Abdo efendi gördü, hemen iyileşmiş dedi. Niye? Çünkü ön tarafında ufacık bir yara var. Bak bu tam o şap mevzusu dedim ya. Bununki tam o lezyonlara çok fazla benziyor. Dur, dur fazla zorlama ya. Hatırlarsanız buralar hep yara dokusu doluydu. Şimdi bayağı iyileşmiş, ufak ufak. İşte açtık ya, bandajın yapıştığı yeni taze dokular bandaja yapışıp geri kalkmış oldu. Ama %90 iyileşmiş. Bak şu ara yırtılmıştı hatırlarsanız. Şu anda ara tamamen birleşmiş. Şu ara yırtılmıştı. İçi kurçuk doluydu. Ara tamamen birleşmiş. Hiç yara kalmamış. Şu kanamaya aldanmayın. O yüzeysel bir kanama. Şöyle ben parmağımla hafif sileyim. Yüzeysel bir kanama. Yani derin falan değil o. Hemen hemen hiç yara kalmamış. Buna hiç bandaj yapmayacağım. Sadece ilacı sürüp kapatacağım. Bu kadar. Şu ilacı nasıl kullanacağız diyenler de vardı ya. Onlar da ufaktan görmüş olsun. Önceki tırnak videolarına ama mutlaka bakmanız lazım. Şöyle ilacı yara bölgesine, ama önce yarayı falan temizlemeniz gerekiyor. Buna ben daha önce baktığım için bir şey yapmadım. Yara bölgesine iyice ne yedireceğiniz, pamuklayacağınız, kapatacağınız, bu kadar işlem. Başka bir şey yapmanıza gerek yok. Ben bunu bağlamayacağım, pamuk koymayacağım, sadece ilaçlayıp bırakacağım. Çünkü bunun artık bir işleme gerek yok. Açık kaldığında birkaç gün içerisinde kendiliğinden toparlayacaktır. Tamam bırak. Bunun şu anda arka tarafı tamamen iyileşmiş. Şu ön var ya, şu önde ufak bir delik var. Onu da herhalde sağa sola kumaktan onun dışında bir sorunu yok. Bu iki deli bizi bayağı bir uğraştırdı. Tramvaya girmemekte direttiler. Zaten gördüğünüz gibi yürümelerinde bir problem yok. Şunun tırnak şekilli bozukluğu var diye öyle yamuk yamuk biraz yürüyor ama genel olarak bir sorun yok. Gördüğünüz gibi normal bir şekilde gidiyor hayvan. Onun için bunlara hiç bakmayacağım. Önemli olanların hepsini aldık zaten. Şimdi son olarak bir düvemiz kaldı. Ayağında şöyle küçük bir parça koparmıştık. Eski videoları izleyenler bilir. Ona da bakacağız. Ondan sonra evli evine, köylü köyüne. Hatırlarsanız bu arkadaş hiç yürüyemiyordu. Şu anda ayağını kullanmaya başlamış. O tek tırnağındaki şişlik biraz problem yaratıyor ve hala kanama yapıyor. Gördüğüm kadarıyla. Hatta yem yemeye de başlamış hayvan. Hafiften kilosu da toparlamış. Böyle bildiğiniz karnı içine tamamen çekik durumdaydı. O da ortadan kaybolmuş. Aç, aç zincir, aç. Bunun normalde pek düzeleceğinden umudum yoktu. Yine de bir şans verdim hayvana. Şimdiki bakımımız da değerlendireceğiz. Düzelip düzelmediğini gördüğünüz gibi hemen kanama yaptı. Yürüdüğü zaman. Hadi çocuğum. Hadi hadi, bu son işin. Normalde hiç kimse seninle uğraşmaz. Seni direkt kesime gönderir. Biz yine sana bir şans veriyoruz. Onu da güzel değerlendir bari. Çok kaldırdın ha.
Tamam, çekil oradan. Çekil bir tarafa. Suyu da bir arkadaş sormuştu. Abi inşallah boşa gitmiyor diye. Boşa gitmiyor. Buraya gübreye gidiyor. Bu gübrenin de zaten sulandırılması lazım. Yoksa içeride beton gibi kuruyor. Çöpe gitmiyor anlayacağım. Evet. Şurada ölü tohumumuzun hepsi atılmış durumda. Şöyle. Şu gördüğünüz hep ölü tohum. Et gibi bir şey yani, öyle hesap edin. Kan değil bu. Bu hep doku. Şuradan da hep dokular çıkıyor. Şurayı almam gerekiyor. Neyse, bunu öyle bir düzeltmeye çalışayım. Ya aslında bununla hiç uğraşmaya gerek yok da. Neyse, yine Ayol'un tek umudu benim. Onu da kaybetmesin bari. Bak hala kurt var içinde. Bak şurada bir tane küçük kurt var. Gel lan buraya. Herkül. Hepsi öldü, bir tek sen mi kaldın arada? Düştü yere. Dur ben bunu bir temizleyeyim, döneyim size. Bak. Şurayı biz önce kesmiştik. Kestiğimiz yer iyileşmeye başlamış. Yaraya ölü dokular gitmiş. Temiz doku tırnak yapmaya başlamış. Üzerine yeni tırnak dokuları oluşmuş. Şurası kapalıydı. Açmamıştık. Önceki tırnak videolarını izlerseniz bütün her yeri açmamız gerekiyor demiştim. Bunu da açmamıştık, bu kısmı. Şu tırnak da atılmaya başlamış. Şimdi açtığımız yerden de dediğim gibi işte ölü doku zaten atıldı. Şimdi burayı tekrardan bir ilaçlayacağız. Yine üstüne almayacağım bu sefer. Zaten artık hepsi açığa çıktı. İlaçlayacağız, kapatacağız. Orada yeni yeni doku oluşmaya başladı mı, biraz sertleşme başladı mı, şu üstteki tabakayı alacağız. İnşallah düzelecek. Ha şurada bir şişlik var, bir problem var ama benim düzeleceğinden umudum var. Şu halde bile. Daha sonra isterseniz bu hayvanı özel olarak sadece bu hayvanın bir sonraki bakımını yaparken video çekerim. Diğerlerinin hiçbirine artık gerek yok. Sadece bunun birkaç bakım daha yapılması gerekiyor. Çünkü durumu bayağı berbat durumda. Normal şartta bir işletmede bu tarz bir hayvana kimse uğraşmaz. Olduğu gibi kesime gönderir. Ben bir kendisine bir umut vereyim. Belki düzelir. Son hayvanımızın da bandajını yaptık. İşimiz bitti. Benim de burada işim bitti. Videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi kesinlikle unutmayın. Yorum yapmayı da unutmayın. Aklınızda takılan bir şey varsa yorumlarda sorabilirsiniz. Mümkün mertebe elimden geldiğince hepsine cevap vermeye çalışacağım. Aklınızda takılan bir şey olsa da mutlaka bir yorum atın. Videonun izlenmesine vesile olmuş olursunuz. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. İlaçla ilgili de bana iletişim kurmak isteyen olursa Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Instagram inek zamanı yazdığınızda YouTube profilimdeki logo ile Instagram profilimdeki logo birebir aynı. Oradan hesabı ayırt edebilirsiniz. Allah'a emanet olun tekrardan. Kendinize iyi bakın. Bundan sonraki süreçte bir şey yok. Öyle bonus olarak bunu videonun sonuna ekleyeceğim. Yani çiftliği görmüş olun diye açladım. Kamera arkasında neler dönüyor onu da görmüş olursunuz. Hava sıcak, çok tozlu valla. Ama Allah'ın herhalde sevdiği kuluyum. Geldim, 10 dakika sonra güneş battı. Yani bulutun arkasına geçti. Serin bir havada çalıştım. İlk geldim dedim bu sıcakta çalışılmaz gibi duruyor ama 10 dakika sonra bir gölge oldu. Serin serin bütün işimizi hallettik. Yaklaşık değil, hatta tam kaç saat sürdüğünü de söyleyeyim. Saat 4.37, 1 saat sürmüş tam olarak.
bir saatte hepsinin son bakımını gerçekleştirdik. Ve bugün ufaktan ne yaptığımı da söyleyeyim. Bizim sulama makinesinin şanzımanı hızlanmış. Büyük bir makine, öyle ufak bir sulama makinesi değil. Büyük yağmurlama sistemi. O şanzımanı yağmur gibi sırtıma koydum. Yani arabanın arkasına koydum. Sanayide bir oradan bir buraya, bir oradan bir buraya. Tam 3 saat falan onu gezdirdim. Ondan sonra otogara gittim. Bir tane arkadaş ilaç istemişti. Gittim onu otogara bıraktım. Otogardan döndüm. Bu sefer kargocuya gittim. Kargoya bir tane, 2 tane ürün verdim. Oradaki kargocu almadı. Çıktım. Başka bir kargoya gittim. Oraya verdim. Oradan da tam buraya gelecekken saat 12 gibi peder aradı. Arabanın lastiği patlamış. Nasıl yapacağız diye. Bu sefer geri döndüm. Bu bahsettiğim yerler arasında böyle ortalama 15 kilometre falan var. Geri döndüm. Gittim. Sanayiye önce gittim tekrardan. Kargocudan çıkıp. Sanayide bir tane lastik havası doldurma kiti aldım emanet birinden. Ondan sonra tekrar bir 15 kilometre ilerledim. Yerine mi koyalım? Niye? Hepsi gitsin. Ya da hepsi böyle kalsın, ne olacak? Tamam kalsın, hepsi kalsın, ne olacak? Hepsi kalsın ya. Bir hafta sonra. Kalsın ya, burada kalsınlar, bir şey olmaz. Neyse, sanayiye gittim. Onu aldım. Bu sefer tekrardan geri döndüm. Antepli olanlar bilir. Araba İbrahimli'de. Kargo. Otogarın orada. Sanayi de biliyorsunuz zaten. Gatem sanayi sitesi. Antepli olanlar bilir. Her neyse, bu üçlü arasında böyle dönüyorum. Sanayiden aldım işte. Tekrar arabanın yanına gittim. Arabanın lastiğini doldurdum. Gidin dedim, tamir edersiniz, kendiniz götürün. Tekrar geri sanayiye gittim. Adamdan emanet aldığım malzemeyi geri verdim. Oradan çıkıp Oğuz eline geldim. Saat 3 oldu zaten. Ha pardon, bu ara süre zarfında da en son kiti teslim ettikten sonra üniversitenin oraya gittim. Üniversitede 20-25 kilometrelik şehir içi daha berbat bir durum. Üniversitenin oraya gittim. Eve yeni taşındığım için doğalgaz bağlattırdım. Abonelik aldım. Orada da bir saat falan beni beklettiler. Onu da hallettikten sonra en son Oğuz eline saat 3'te varabildim. Böyle de bir günlük maceramız oldu. Tabi bu böyle sanayinin içinde o şanzımanı verirken falan şanzımana gittim, parça aradım, adama geri verdim. Şanzımanı koyduğum leğeni gittim, diğer adama verdim vesaire vesaire. Böyle arada habire arabaya bin çık, bin çık, bin çık. Artık araba ayrı yoruldu, ben ayrı yoruldum. İşler bitti. Bundan sonraki sürede, yani bundan sonraki videoda muhtemelen Brangusların inişini çekeceğiz. İşte ahıra indirme, gemiden indirme vesaire. Artık hangi kısmını yakalayabilirsem onları çekip sizlerle paylaşacağım. Onun da bilgisini bu sona kadar izleyen arkadaşlar görmüş olur. Allah'a emanet olun tekrardan. Kendinize iyi bakın. İzlediğiniz için de teşekkür ederim. Evet. Sağlıcakla kalın.